Evet değerli dostlar. Kısa bir kıştan sonra, hatta kış olduğu bile söylenemez belki de, İlk defa Varova şampiyonunu kontrol edeceğiz ve çıta çekeceğiz. Şu an hava 11-12 derece bandında. Evet, bir Buckfast. Ona şeker vermiştik. Şu an şekerini yiyor. Şu sakinliğe bakar mısınız ya? Hiç ara... Benle ilgilenmiyor ki. İşte bu arının bu oyunu çok seviyorum. Şu bölgede bütün çıtalara yayılmış diyebiliriz. Evet, mesela burada güzel bir ballı çıta. Evet, ben kovan çadırı kullanıyorum. Kovan çadırı kullandığım zaman arı içerisinde, kovan içerisinde herhangi bir nemle karşılaşmıyorum yani. Şu an herhangi bir nemlenme, nem durumu kesinlikle yok. Evet, o bir Buckfast. Biraz körük verelim. Tamam kızım, tamam. Bu hayvan kalksa da sokmuyor. Bugün çok güzel polenli arılar var. Evet, ikinci çıta yine bal miktarı var biraz. Ama arı komple bu tarafa çekilmiş durumda. Bakalım bu çıta da muhtemel yavruyla, anayla karşılaşacağız diye umuyorum. Hafif bir çıta. Bakalım şöyle yavru var mı? Evet, kapalı yavruyu gördüm. Kapalı yavru var. Arı zaten dizilmiş. Ama bu çıtada stok miktarı çok az. Kapalı yavrusunu gördüm. Artık bununla bir işimiz yok. Bunu alalım. Bakmaya devam ediyorum. Bir çıta daha kaldırıyorum. Evet, ana arıyı da gördüm. Bakın ana arı burada geziyor. Tam olaraktan burada. Kırmızı boyalı. Buraya günlük yumurtasını atmış, gördüm. Evet, çok da açılmasını da istemiyorum aslında bu arının. Bir tık sıkıştırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şu çıtada bal oranını nasıl, bir bakmak istiyorum. Evet, arka tarafta bir miktar, ön tarafta da yine bir miktar balı. Bu çıta ballı bir çıta, güzel bir çıta. Bunu alamayız. Şu çıtada yavru var mı, bakmak istiyorum. Eğer bunda varsa 3 çıtada totalde yavru var demektir. Evet, günlük yumurtaları gördüm, günlük yumurtaları var. Yine Buckfast'lar önden gidiyor. Bakalım. Yani toplama vursan, sıkıştırmaya gerek var mı? Çok güzel ballı bir çıta. Çok da uzaklaştırmanın bence bir anlamı yok. Zaten arı bu tarafa yayılmış. Bu araya fondon beslemesi yapmak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bakın şekeri nasıl yemiş. Şöyle yapalım. Bunu böyle kapatalım. Bu şekilde açalım. Ve arıyı daha da fazla sinir etmeden bir tane böyle, bir tanesini de böyle olmak üzere bırakalım. Bu aralar bunu çok kısa sürede yiyecektir. Şunun üzerine de su damlatacağım. Su damlatıp bu şeker kırıntılarının da erimesine ve arının çekmesine yardımcı olacağım. Haydi bakalım kızlar. Varova şampiyonu. Oksalik asit yapıldı bu araya. Evet, şu şekerin üstüne su ile şöyle biraz arının yemesinde kolaylık sağlıyorum. Oradan zaten tüketeceklerdir. O fondon da ona güzel bir besin kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Haydi bakalım Varova şampiyonu. Yolun açık olsun.